Sevgili izleyenler, Avrupa Birliği tam bir çöküşün içinde. Son olarak Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaşanan mali kriz ülkeyi iyice gerdi. Muhalifler hükümetin Troika'nın dayatmalarına boyun eğmelerine oldukça öfkeli. Öte yandan birliğin tamamında tehlike çanları çalıyor. IMF yayınladığı bir raporda birlik genelindeki krizin iyi yönetilemediğini aktararak ikazda bulundu. Güney Kıbrıs diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi zor bir süreçten geçiyor. Ülkedeki mali krizin tehlikeli olarak ciddi boyutlara ulaşması siyaseti de gerdi. Hükümetin Troika'nın dayatmalarına boyun eğmesi muhalifleri öfkelendirdi. Komünistler ve sosyalistler anlaşmayı ilk günden bu yana şiddetle eleştiriyor. Yeşiller anlaşmanın ihanet olduğunu iddia ediyor. Rum kesimi parlamentosu anlaşmanın ilk halini reddetmişti ancak daha sonra baskılara boyun eğildi. Parlamentodan çıkacak ikinci bir red kararı Berlin ve Frankfurt'ta sabırları taşırabilir ve Güney Kıbrıs Euro bölgesinden çıkarılabilir yorumları yapılıyor. Aslında kaos sadece Rumlar için geçerli değil. Euro Birliği'nin diğer ülkeleri de oldukça endişeli. Birlik ikiye bölünmüş durumda. Bazılarına göre alınan önlemler yeterli, her şey yolunda. IMF'den ise ciddi uyarılar geliyor. Bu hafta Euro bölgesinin potansiyel risk merkez üssü olmaya devam ettiği aktarıldı. IMF, küresel finansal istikrar raporunda krizin iyileşmek yerine daha kötüye gittiği ve Avrupa şirket tahvillerinin dörtte birinde borçlanmanın sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu. Bazı banka yöneticileri de Avrupalı liderlerin tehlikeli bir rahatlık içinde olduklarını belirtiyor. Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İspanya, İtalya, Fransa ve daha birçok ülke ekonomik darlama içerisinde. Ciddi kemer sıkma politikaları uygulanıyor. Bazı analistler de kemer sıkma önlemlerinin birliğe zarar vereceği görüşünde. Ekonomik daralmanın vergi tabanını aşındıracağı ve bunun da bütçe açığı hedeflerine ulaşmalarını engelleyeceği aktarılıyor.